Santa Barbara nedir? Bu isim neyi ifade ediyor? Katoliklerin deyişiyle Santa Barbara, Ortodoksların deyişiyle Aya Barbara ve biz Türklerin deyişiyle Azize Barbara. Azize Barbara, İzmit'te yaşayan 17 yaşında bir kız. Babası bazı Romalı kaynaklara göre Roma bürokratlarından, birçok kaynağa göre de Roma İmparatorluğu'nun çok zengin armatörlerinden, bugünün tabiriyle armatörlerinden bir tanesi. Çok sayıda gemisi var. Akdeniz'le Nikomedia arasında mal transferi yapıyor. Azize Barbara'nın annesiyle ilgili herhangi bir kayıt yok. Babasıyla ilgili kayıt var. Babasının ismi Dioskoros ve Azize Barbara Roma valiliğinin bulunduğu mekanda, muhtemelen bugün Orhan Mahallesi'ndeki Akropol alanındaki bir yapının içinde Roma valiliği ile birlikte yaşıyor. Valilikte yer almasının, orada yaşamasının büyük bir nedeni, Dioskoros'un kızını emanet edeceği bir yer olarak valilik mekanını bulması ve bunun karşılığında da büyük çapta valiliğe parasal yardım yapması. Roma İmparatoru'yla Hristiyanlık arasında büyük bir savaş çıkıyor. Hristiyan olan Roma vatandaşları, asil olanlar başları kılıçla kesilmek suretiyle, halk tabakasından olanlar da konumlarına göre vahşi hayvanların önünde veya gladyatörlerin önünde can verecek şekilde cezalandırılıyorlar. Böyle bir ortam içerisinde Dioskoros'un emanet ettiği, valiliğe emanet ettiği kızı Barbara da Hristiyan inancını benimsiyor. Bu inancı benimsediği için Roma devletinin ve Roma valiliğinin Hristiyan olan Roma vatandaşlarına karşı gösterdiği tepki Barbara tarafından da nasipleniyor ve Barbara'nın başının kılıçla kesilerek öldürülmesine karar veriyor Roma valiliği ve Roma İmparatorluğu hakimleri, böyle bir karar veriyorlar. Ama bir yerde tabii büyük çapta kendilerine para da getiren Dioskoros'a da bunu anlatmak gerekiyor. Ve Dioskoros'un bir seferden dönüşü bekleniyor ve kızına bu dinden dönmesi için bir de kendisinin telkinde bulunmasını söylüyorlar. Barbara babasının bu kendisine yaptığı telkinde kabul etmiyor. Tek bir Allah vardır diyor. Roma pagan dininin tanrılarına, 12 tanrısına iman etmeyeceğini ifade edince babası çaresizlik içerisinde Roma mahkemesinin kararının uygulanmasını zorla da olsa kabul ediyor. Ve enteresan olan ve tarihin, efsanenin bugüne kadar getirdiği en büyük olay, Roma mahkemesinin kararını babası Dioskoros'a uygulatıyorlar. Dioskoros güllük güneşlik bir havada önce Barbara'nın yardımcısı Juliana'nın başını kesiyor. Ardından kızı Barbara'nın başını kılıçla kesiyor. Ve efsaneye göre olağanüstü bir şey oluyor. Güllük güneşlik havada Dioskoros'un başına bir yıldırım düşüyor. Kömür haline getiriyor onu. Dolayısıyla başı kesilmiş olan Barbara ve Juliana da kömür haline geliyor. Ve infazı seyretmek için gelen Roma vatandaşları oradan kaçarcasına orayı terk ediyorlar. Ve bunu Tanrı'nın Dioskoros'a karşı bir laneti olarak kabul ediyorlar. Ve orayı başıboş bırakıyorlar. Cesetler ortada. Valentius isimli bir çoban bunları alıyor, bir yere gömüyor. Bu gömülen yer, efsane bu ya, ondan ona, bundan buna dolaşarak Barbara'nın Hristiyan olduğu için başının kesilmesi olayı,
Balkanlardan Suriye'ye kadar bütün Roma İmparatorluğu sınırları içerisinden buraya insanların gelip kendisini bugünkü bizim türbe anlayışımızda gibi ziyaret etmesiyle sonuçlanıyor. Bizans döneminde İmparator Justinian'in karısı Theodora haftada bir gün İstanbul'dan yani Konstantinopolis'ten çıkıp Nikomedia'yı Azize Barbara'nın öldürüldüğü yeri ziyarete geliyor. Bir buçuk gün İstanbul'dan o tarihte İzmit'e gelmek bir buçuk günlük bir süreyi ve altı yerde İmparatorluk Sarayı'nın atlarının bulunduğu, bugünkü benzin istasyonu olarak düşünebilirsiniz, oralarda at değiştiriyor. Bir buçuk gün süren bir ziyaret, bir buçuk günde dönüşü var. Haftada üç gün böyle bir şeye gittiği için. Kocası Justinian'den Barbara'nın kemiklerini ve tabutunun bulunduğu bakır sandukayı İstanbul'a getirmesini rica ediyor ve bunun üzerine 550 senesinde Azize Barbara'nın sandukası Çemberli Taş'ta, bugünkü Çemberli Taş'ın bulunduğu yerde bir şapele konuyor. Herhalde Sultanahmet'teki saraydan oraya giden Theodora her gün için bu ziyareti gerçekleştirmiş olmalı. Sonuçta 554 yılına kadar bu şapelde kalan Azize'nin sandukası 554 yılında İstanbul'un geçirdiği büyük deprem sonrası Ayasofya Kilisesi'ne, bugünkü Ayasofya'ya götürülüyor. Azize'nin Azize ilanı, bunu da söylemek gerekiyor, 100 yıl sonra gerçekleşmiş. 235'te öldürülen Azize'nin Azize ünvanı 323'teki İznik Konsülü'nde alınan bir kararla uygulamaya konulmuş. Ama halk o süreyi beklemeden, 100 yıllık süreyi, zaten bunu bir Azize mertebesine getirerek bu ziyaretlerini cenazesinin bulunduğu mekana yapıyormuş. Tabii Ortodoksların elindeki bu dini objeye sahip çıkmak isteyen Hristiyan inancının diğer büyük bölümü Katolikler de var. Ve Katolikler Latin işgali olarak verdiğimiz işgali, Bizans'ı işgal ettiklerinde, İstanbul'u işgal ettiklerinde Ortodoksların elindeki çok önemli dini objeleri alıp Vatikan'a götürmek için bir çaba göstermişler. Ve Ayasofya'daki Azize'nin kemiklerini de olduğu gibi alıp Vatikan'a götürmüşler. Vatikan'da 1453 yılına kadar kalan, yani yaklaşık 400 yıl kadar kalan kemikler 1453 yılında İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethi üzerine Hindistan'a gitme yolları elinden alınan Avrupa için yeni keşiflerin başladığı bir zaman, yeni bir çağ. Ve bu keşfe gidecek olan, o keşfi gerçekleştirmek için gemilerle yola çıkacak olan gemicilere Vatikan'daki Papa, denizcilerin azizi olan Santa Barbara'nın kemiklerinden veriyor. Bu keşiflerin ilk seferine çıkan İspanyol gemici Christoph Colomb'un da muhtemelen vaftiz edilmek durumunda kendisine bir kemik verildiği ve bu kemiği karaya ilk ayak bastığı yerde toprağa gömmesi gerektiği Vatikan tarafından söylenmiştir. Karaya ilk ayak basılan yerde bir Santa Barbara Kilisesi inşa edilecek ve orada Santa Barbara'nın adına bir yerleşim oluşturulacak şeklinde telkini üzerine bugün Atlas Okyanusu'nun
Avrupa'ya bakan cephesinde hem Kuzey Amerika'nın hem Güney Amerika'nın Kanada'dan Arjantin'e kadar olan yerde 44 tane Santa Barbara isimli şehrin bulunması muhtemelen bu nedenle olmuş bir yapılaşmadır. Dünyadaki 44-45 Santa Barbara şehrinden 45.si Kaliforniya'da Los Angeles ve San Francisco arasında olan Santa Barbara şehirlerinin en büyüğü olan bir şehirdir. Bu şehrin diğer şehirlere liderlik edecek bir konumu da oluşmuş bulunmaktadır. Dünyada 45 şehir, 34 coğrafi bölge, binlerce maden, yine binlerce küçük yerleşim yerine ismini vermiş olan Azize Barbara, Haçlı seferleri sırasındaki Haçlıların kullandığı hem ticaret yolları hem askeri yollar çerçevesinde İzmit'ten, İstanbul'dan alınarak Avrupa'ya, Avrupa'dan Amerika'ya taşınmış bu kentin, İzmit'in çok önemli bir değeri olarak bugün karşımıza çıkmıştır. Hristiyan inancında Katolikler heykellere kutsiyet vermişlerdir. Onlara bir yerde taparlar. Ortodokslar ise ikonalarla aynı işi görüyorlar. Şu andaki ikona Yunanistan'ın şu an Yunanistan'ın Korfu adasındaki Aynaros Manastırı'nda Peder Lukas tarafından yapılan çok değerli bir ikonadır. Ve bu ikona bugün Nikomedia ikonası olarak dünya literatüründe yer almıştır. Bu önemli ve değerli, manevi değeri çok büyük olan, bizim için manevi değeri çok büyük olan bu Nikomedia ikonası, Barbara ikonası 2000 yılında Patrik Hazretleri, Patrik Bartolomeos tarafından bizlere hediye edilmiştir. Bizler bunu bir hediye olarak değil, bir emanet olarak almış bulunmaktayız. Ve o şekilde bunu algılamaktayız. Her yıl 4 Aralık'ta İzmit'te yapılan Azize Barbara törenini, anma töreninde dışarıdan çeşitli ikonalar getirseler de biz bu ikonayı çıkardığımız zaman kendilerine o ikonaları kaldırıp bu ikonayı kullanıyorlar. Yani bu İzmit'le özdeşleşmiş çok önemli bir Barbara ikonasıdır. Azize Barbara ile ilgili bu düşüncelerimizi, bu bildiklerimizi neden söyledik? Azize Barbara 1780 yıl önce İzmit'te başı kesilerek inançları uğruna öldürülen bir kişi. Bugün de inanç ve düşünceler çerçevesinde dünyada gelinen nokta ortada. Dünyanın en eski inanç ve düşünceye hoşgörü kararlarının açıklandığı İzmit'in bu kararlara geliş noktasındaki önemli bir durağı olarak Azize Barbara'nın öldürülmesini düşünüyoruz. Azize Barbara bir İzmitlidir, onunla gurur duyuyoruz.